Çandarlı Halil Paşa'ya gelinceye kadar 100 küsur yıl Osmanlı yönetiminde görev alıyorlar. Bunlar medreseden mezun olmuş bilim adamları. Ve Fatih'e kadar bunlar çeşitli seviyelerde devlet hizmetinde bulunmuşlar. Sadrazam'da olmuşlar. Son sadrazam'da bu. Şimdi rüşvet alma meselesine gelince bir tarihçi olarak ben Çandarlı bölgesinde birçok toprakları olan ve zengin, toprak zengini, paraya hiç ihtiyacı olmayan Çandarlı Halil Paşa'nın rüşvet alacağı kanaatinde değilim. Ben her zaman tarihçi olarak kendimi bu tarihte meşhur olmuş kişiler yerine koyarım. Ben ne yaparım yere düşünürüm. Benim ihtiyacım olursa alırım rüşveti. Büyük rüşvetler alındı deniyor. Ancak bunlar hep onu gözden düşürmek için çıkarılmış dedikodular. Yani rüşvet alacak bir adam olduğu kanaatinde değilim. Parası var, malı var, mülkü var, arpalıkları var falan. Bizans'tan rüşvet alıyor. İşte balıklar içine kesilmiş de Bizans altınları konmuş. Onlar dikilmiş. Sonra balık veriyor gibi ona vermişler. Bu sonradan ortaya çıkmış. Bence Osmanlı Devleti'nin sadrazamı, hele din kökenli bir adam, medreseden geliyor, namus ehli, iffetli bir adam. Niye rüşvet alsın? Ben olsam almam. Adımı kirletmem en azından. Ama çark dönüyor hep onun aleyhine. Bütün mesele onu gözden düşürüp diskalifiye etmek. Bu da devşirmeler arasında büyük ölçüde bu dedikodular yapıyor. Devşirme dedim, o Yeniçeriler falan. Sonuçta karşı geliyor. Bütün mesele burada. Neden karşı geliyor? Fatih ikinci defa, ilk defa 12 yaşında geçiyor biliyorsunuz. Kısa 9 ay falan gibi kısa bir süre. İkinci geçişte 1451'de 21 yaşında bir delikanlı, azı üstünde. Delikanlı. O idealleri var. Cevval. Verdiği karardan kesinlikle dönmeyen sağlam bir karaktere sahip. Ve İstanbul'un neden alınmadığını, sebeplerini falan çok iyi tahlil etmiş, okumuş, öğrenmiş. Ve ona göre tedbir alıyor. İleride bu tekrar gelecek soru olarak, neden Fatih? Diğerleri alamadı da Fatih Sultan Mehmet aldı. Nedir özelliği Fatih'in? Gibi. İşte Çandarlı Halil Paşa'nın takip ettiği siyaset şu. Eğer biz burayı kuşatırsak, denizde de yeteri kadar gücümüz yok. Hakikaten denizcilik Fatih'le birlikte başlıyor. Ondan sonra bütün Avrupa'yı üstümüze çekeriz ve güç duruma düşeriz. Elimizdeki topraklardan da oluruz falan diye, aynen İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'na girmeme ısrarı gibi bir ısrar diyorum, ben benzetiyorum ona. Çok temkinli ve muhafazakar bir politika gidiyor. Ama Fatih'e ters düşüyor bu. Ve onun için tükaka oluyor Çandarlı. Yoksa iyi bir devlet adamı o. Hizmetleri var. Ve 10 Temmuz 1453'te işte bir takım şahitler bulunuyor falan filan. O çok kolay. Şimdi de kolay. O zaman da kolay. Ve asılıyor. Yalnız Yedikule zindanlarında 2-3 ay gibi bir süre tutuluyor ve itibar ediliyor. Arzu bu ediliyor, onu besleniyor falan filan. Yani kötü bir muamele yapılmıyor. Fakat Çandarlı Halil Paşa'nın vücudu ortadan kalkması lazım. Ve onda da bu devşirme sınıfı bence Fatih'i etkileyerek de başarılı oluyor. Ve ondan sonra da zaten devşirmeden gelen ve onun damadı pozisyonunda olan biri geçiyor.